Rehber Yalova'da devam ediyor. Efendim şimdiki durağımız Yürüyen Köşk. Programımızda Yürüyen Köşk'ün hikayesine özellikle yer vermek istedik. Çünkü çevre bilinci ve doğa sevgisiyle ilgili ekrana getirilebilecek en güzel hikayeye sahip burası. Önce zamanda bir yolculuğa çıkalım. Tarihler Ağustos 1929. Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan Bursa'ya gitmek için Ertuğrul Yatı'nda. Yalova açıklarına geldiği zaman karşısında şu anda Yürüyen Köşk'ün de yer aldığı araziyi görür. Burası büyük bir çiftlik. Manzaradan çok etkilenir, özellikle çınar ağacından ve yattan tekneyle yoluna devam ederek karaya çıkar. Kısa bir tur attıktan sonra buraya bir köşk yapılmasının talimatını verir. Hatta ilerleyen zamanlarda sadece köşk için değil, başka amaçlarla da kullanılmak üzere ki bugün hala önemli bir yere sahip, az sonra bahsedeceğim, arazi satın alınır ve köşkün yapılması için çalışmalar başlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla beraber çalışmalar hemen başlar. Biz bugün köşk dediğimiz zaman daha büyük, daha gösterişli binalar elbette aklımıza geliyor ama iki katlı oldukça mütevazi ev 22 günde tamamlanır. Ve Eylül ayında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tekrar Yalova'ya köşke ziyarete gelirler. Ve ilerleyen dakikalarda özellikle bahsedeceğim ve Yürüyen Köşk'ün hikayesinde çok önemli bir yeri olan, ekranlarınıza da şu anda gelen tarihi çınar ağacının dibinde o meşhur kahve içtiği fotoğraf anı yaşanır. Ağustos 1929'da tamamlanan köşkten bir sene sonrasına gidelim. Eylül 1930. Hesaplanmamış bir olay gerçekleşir. Köşkün yapımı bitmiştir ama ekranlarınıza gelen çınar ağacının dallarından biri tam da köşkün üzerindedir. Ve dal güçlü, büyük bir dal olduğu için çatının çökme ihtimali vardır. Konu hemen Mustafa Kemal Atatürk'e bildirilir. Aslında herkesin beklediği cevap aynıdır. Herkes ağacın dallarının kesilmesinin talimatı geleceğini düşünür. Oysa ki hiç kimsenin beklemediği cevabı verir dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk. Der ki, ağacın tek bir dalına dahi zarar gelmesin. Gerekirse köşkü bulunduğu yerden daha ileriye götürün. Peki bu olay nasıl olacaktır? Ağaç hiçbir şekilde zarar görmeyecek, ancak köşk bulunduğu yerden ileriye götürülecektir. İşte asıl hikaye orada başlar. Köşkün kurtulması, daha doğrusu ağacın yaşatılabilmesi için gerekli işlemler hızla yerine getirilir. İstanbul'dan getirilen çok özel bir ekip, ki bu itfaiye ekibidir, tramvay raylarını gayet düzgün bir şekilde köşkün temeline yerleştirir. Ve bina milim milim, santim santim ilerletilerek 5 metre ileriye taşınır. Böylece hem köşk ve hepsinden önemlisi asırlık çınar ağacı kurtulmuş olur.